Da ana davaya bakalım. Silivri'de neler yaşanıyor? 24 sanık yargılanıyor bu davada da. Yoğun ilgi var. Habertürk ekibinden Osman Girgin şu anda orada. Sözü sana bırakacağım Osman. Yanında da konuğum var. Öncelikle bir toparlayalım. Bir önceki bağlantımızda da ifade etmiştim. Geçtiğimiz gün, pazartesi günkü ilk duruşmadan biraz daha kalabalık olduğunu ifade edelim. Hem salonun içerisi hem de dışarısı arkamda da gördüğünüz gibi kalabalık burada devam ediyor. Son duruşmada, yani pazartesi günkü ilk duruşmada aslında Erdal Öztürk'ün savunması yapılmıştı. Onun savunmasından sonra bugün ertelenmişti dava ve şu anda da onun çapraz sorgusunun devam ettiğini ifade edelim. Bir önceki bağlantımızda aktarmıştım. Daha önceki pazartesi duruşmasında bir gerginlik yaşanmıştı. Şehit yakınlarının sanıkların karşısında oturmak istemesi talebi üzerine o gün reddedilmişti. Bugün biraz daha yakınlaştıklarını ifade edelim. Şimdi konuğumuza dönelim. 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Sebil. Şebik, buraya hoş geldiniz efendim. Yayınımıza konuk oldunuz. Neler söyleyeceksiniz? Siz bütün davaları bugüne kadar takip ediyorsunuz. Otobüslerle bugün gelen buraya şehit yakınlarını getiriyorsunuz. Nasıl bir his var içinizde? İlk önce onu söyleyelim. Teşekkür ediyorum. Biz geçen hafta da Sincan'daydık. Belki aylarda Muğla'daydık. Silivri'de bu malumunuz ikinci bir dava. Aralık ayında bir dava vardı. O zaman da buradaydık. Tabii şunu söylemek lazım. 15 Temmuz Derneği olarak biz Türkiye'nin neresinde 15 Temmuz darbesiyle alakalı açılan bir dava varsa hepsine müdahil olacağız, oluyoruz. Yine bugün de pazartesi günü de salı günü de müdahil olmak için mahkeme başkanına dilekçemizi sunduk. Tabii siz de yakından takip ediyorsunuz. Demin de söylediniz. Pazartesi günü şehit yakınlarımızın, gazilerimizin haklı bir haykırışı ve onların söylemlerine hakikaten hepimizin, ben tabii şunu da rica ediyorum, adalet sistemimize güvenimiz sonsuz. Lakin gerek mahkeme başkanı, gerek avukatların, gerek savcıların onların hisleriyle, dertleriyle dertlenerek mevzuya bakmalarını biz rica ve talep ediyoruz. Ki bugün mahkeme başkanı, demin de salondaydım, hakikaten teşekkür etmek lazım. Bu gerekçeyi, yani biz biraz daha yakın olmak istiyoruz gerekçesini mahkeme anında kabul etti ve izleyici kısmında, yani gazileri arka kısımdan ön tarafa doğru almış oldu. Hani gıyabında teşekkür etmiş olalım. Tabii şunu söylemek lazım, birileri mağduriyet edebiyatı yaparak ne olaydan haberimiz var ne de biz bu sürecin bir tetikleyicisi ya da başrolüyüz diye söylem geliştiriyorlar. Hakikaten bizlerin aklıyla dalga geçiyorlar. Hani biz şunu söylemek istiyoruz 15 Temmuz Derneği olarak. Burada mağduru varsa 249 şehit yakınımız, 2193 gazimiz burada mağdurdur. Burada millet mağdurdur, devlet mağdurdur, burada ülke mağdurdur. Hiç kimse kendisine bir mağduriyet edebiyatı üzerinden haklılık payesi çıkarmaya çalışmasın. Tabii biz gerek dernek olarak, gerek sahasında bir vatandaş olarak yapmamız gereken şu, biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bu sürecin sulandırılmaması. Ki basında da yer alan haberlerde de çok önemli. Bizim kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda, dillendirmemizde de çok önemli. Nedir o? İşin magazinsel boyutu değil. Yani bunların neyle suçlandığı üzerine, yani iddianameler üzerine haberlerin, iddianameler üzerine sosyal medyanın, bizler konuşurken mutlaka bunun üzerinde yorum beyan etmemiz lazım. Yoksa efendime söyleyeyim, bu bunu dedi, bu şunu dedi den öte, çünkü ne oluyor böyle olduğu zaman, aslında onların neyle yargılandığı, çünkü malumunuz hem devletin bekasına hem de milli iradeye ipotek koymak isteyen cuntacı kesim bunlar. Bunlara vermiş olduğu ifadeler üzerinden gidildiğinde olay hakikaten başka bir mecraya kayıyor. Bizim burada en önemli dikkat edeceğimiz husus iddianameler üzerinden. Yani bunlar devletin geleceğine, milletin iradesine ipotek koymak istediler. Ve bunlar mevcut iktidara, bunlar yaşayan şu anda Türkiye Cumhuriyeti milletini yönetmeye kalktılar. Dolayısıyla bizim her zaman söylemlerimizde bunları geliştireceğimizi, bunların üzerine gideceğimizi ben defaatle söylemek isterim. Şimdi salonlardakine bizler de gazeteciler olarak şahit oluyoruz ama buraya gelişinizi şahit olmuyoruz. Neler yaşanıyor? Şimdi yakın olmak istiyor gaziler, sanıkların karşısında oturmak istiyorlar. Zaman zaman atışmalar oluyor, tartışmalar oluyor, gerilim yükseliyor. Evden çıkıp buraya, duruşma salonlarına gelirken pek çok ilçe ve ilde, Ankara'da, Muğla'da bulundunuz, İzmir'de. Hem şehit yakınlarının hem gazilerin ruh hali nasıl buraya gelirken? Teşekkür ediyorum. Tabii biz 15 Temmuz Derneği olarak tüm şehit ailelerine ve gazilere günlük ziyaretler yapıyoruz. Hakikaten onlarla iç içe yaşıyoruz. Tabii şunu söylemek lazım. Evet, millet olarak ateş hepimize düştü ama birinci derecede
şehit yakınları bu işin ilk mağdurları ve onların söylemlerine, eylemlerine bizler şu anki ruh halimizle yaklaşırsak bir defa müthiş bir hatanın içine düşmüş oluruz. O empatiyle yaklaşmak lazım. Yani sorumuza cevap olarak ne hissediyorlar? Yani şunu söylemek lazım. Hisleri şu: adaletin en hızlı şekilde netice bulmasını, adaletin en hızlı şekilde yerine gelmesini istiyorlar. Ve hakikaten Sincan'da bunu, tabii burada siz de görüyorsunuz, şartlar da elverişli değil. Sincan'da sanıklar yürütülmek suretiyle duruşma salonuna gelmiş oldu. Ve şehit yakınları, vatandaş, gelen, orada kim varsa, hiç olmazsa uzak da olsa duruşma salonuna katılmayanlar da onları görme, en azından söylemle dahi olsa içindekini aktarma imkanı bulmuş oldu. Tabii biz burada da bu imkan olursa mutlu oluruz. Tabii şehit yakınlarının biz de mahkeme salonunda görmüş olduk. Onlarla daha yakın olmak istiyorlar. Niye? Çünkü karşısında kendisinin bu acıya düşmesine sebep olan kişiler var. Ve insan hakikaten bu acıyı gözlerine bakarak, çünkü onlar mağdur, ilk dereceden mağdur, gerek onların gözlerine bakarak, gerek belki söylemleriyle onları hakikaten bu manada neye sebep olduklarını hatırlatmak istiyorlar. Tabii bunu çok fazla daha şiddetlendirdiğimiz zaman sanki şöyle bir hal çıkıyor. Ya tamam da normal işleyişe de sıkıntı olmasın. Ya şunu da söylemek lazım. Mahkemenin hakikaten normal işleyişine sıkıntı olmaması lazım. Bu da onların işine yarar. Niye? Çünkü ne olacak? Her uzayan dava süreci sulandırmaya gider. Bu önemli ama bu işi yapanlar da, yani adalet sistemimizde yer alan savcımız, mahkeme başkanımız da o şehit yakınımızın hissiyatıyla yaklaşması lazım. Ama konuşmamın başında söyledim. Bugün hakikaten biz onu gördük. Şu anda da zaten yine gireceğim salona. Artık ön taraflarda izleyiciler. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. 15 Temmuz Derneği Başkanı yayınımıza konuktu. İlerleyen bültenlerde duruşma salonundaki izlenimlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz. Evet, İstanbul'da ana darbe davası ile ilgili bilgileri paylaştı konuyla birlikte Osman.